Merhaba arkadaşlar. Dünyada böyle çok ciddi tarihi gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka alanında çok hızlandırıcı, baş döndürücü, ardı arda gelişmeler ardı ardına geliyor arkadaşlar. Ben yetişemiyorum. Tam takip edebildiğim de söylenemez. Hakikaten bu full time bir mesai istiyor. Ama ben bilebildiğim kadarıyla amatör bir yaklaşımla takip edebildiğim kadarıyla bakalım neler oldu. Bir yapay zekada dünyada neler konuşuluyor? Biraz böyle bir masaya yatıralım. Teknoloji aleminde dünyanın nabzı nasıl atıyor arkadaşlar? Bir gelin bir göz atalım yani. Ve hem size de bir şey olur, vizyon olur. Türkiye'nin o dar, sıkıştırıcı, korkunç ortamından bir çıkmış olursunuz. Yani ülkenin gündemi gerçekten berbat yani. Onun için dünyaya bakmakta fayda var. Şimdi bu en önemli olay tabii ki hiç şüphesiz Elon Musk'ın bu demosuydu. O nasıl bir şeydi arkadaşlar? İzlediniz mi siz? İzlemediyseniz yemin ediyorum mutlaka izlemeniz lazım. O yani tam bir gelecek simülasyonuydu. Warner Bros. Stüdyolarında düzenlemiş Elon Musk bunu. We Robot diye bir akşam. Lansmanı falan inanılmaz güzeldi. Yani hatta keşke dedim ben bunu canlı izleseydim. İnanılmaz tarih yazılan bir şeydi. Şovdu çünkü. İşte, otonom arabanın içerisinde geldi Elon Musk. Alkışlar içinde, alkış kıyamet falan. Ardından 10 tane, 20 tane falan daha kendi kendine giden araç geldi. Kendi kendine giden araçların %99'unu çözdük diyor Elon Musk. Ama bunu bayağıdır söylüyor zaten. Çok yakında diyor o kalan %1'ini de çözeceğiz. O kalan %1 çok önemli çünkü sizin hayat memat meselesi. Hayatta kalmanızı sağlayacak olan o %1 de olabilir. Hiç hata payı olmaması gerekiyor bu otonom araçlarda. Şu anda Tesla'nın otonom araçları böyle çok büyük ölçüde her şeyi çözmüş durumdalar. Ama o %1'lik şeyi çözmeye çalışıyorlar ve bu çok zor bir problem. Onu çözebilirsek diyor Elon Musk ilk defa açıkladı. İşte dedi ki bu güncellemelerle beraber bizim sürücülerimiz artık bu otonom araçları da Tesla araçlarını kullanabilecekler. Bunu da yayacağız dedi şeye. Kaliforniya'ya ve Texas'a. Yani bu inanılmaz gelişmeler tabii bunlar. Ama Tesla'nın bu konuda inanılmaz rakipleri de var. Waymo şu anda bile bu kendi kendine giden arabaları test etti. Şu anda sokaklarda, Amerikan sokaklarında kendi kendine giden arabalar gidiyor arkadaşlar zaten yani. Şimdi bu akşama dönecek olursak, bu akşamda çok böyle acayip şeyler vardı. Robotaksi'nin ilk prototipi ortaya çıktı. Gelecek inanılmaz göz kamaştırıcı bir gelecek çizildi orada. Robotaksi'den indi. Cybercar diyor buna yani. Robovan diye bir de var arkadaşlar. 20 kişi beraber, 20 kişi birden iniyor. Tabii bunu o araçların özelliği hiçbirisinde şey yok. Yani direksiyon yok vesaire. Tamamen kendi kendine gidebilen araçlar olarak prototipler şu anda. Bu prototipler tam olarak çalışsalar bile bunu seri üretime geçirmek apayrı bir vizyon tabii ki. Seri üretimde bunu yapabilmek, dünyaya yayabilmek çok zor. Elon Musk dedi ki 30 binin altında olacak dedi bu araçlar. Kendi kendine giden otomobilleri 30 bin doların altına satacağız dedi. Şimdi bu olursa arkadaşlar inanılmaz yatırımcılar açısından düşünsenize. Hatta bence herkes sıraya girecek. Neden? Çünkü düşünsene sen bir 30 bin dolara Tesla'nın kendi kendine giden aracını aldığını düşün. Şimdi sen işe gidiyorsun, geliyorsun. Onun dışında araç ne oluyor? Parkta yatıyor orada. Bu araç asla yatmayacak ama. 7/24 senin için çalışabilecek. Ve her zaman değer üretecek. Yani sen bunu kullanacaksın. İş yerine gideceksin. İş yerine gittiğin anda sonra kendi kendine gidiyor ya zaten. Araç her şeyi kendi yapıyor. Uber yapmaya başlayacak araç. Uber şoförü olarak kendi kendisinin efendisi ve şoförü olarak sen bir taksi plakan varmış gibi düşün yani. Taksi plakan var, taksin var, sürücün de var. Ve bütün %100 sana çalışıyor. Düşünsene bunun getirdiği lüksü. Dolayısıyla 30 bin dolar alacaksınız bu aracı ama o araç belki yani yüz binlerce dolar gelir üretebilir size yani yıllar boyunca. Düşünsenize yani bu bir tam bir asset yani. Göz kamaştırıcı bir asset vardı ve Elon Musk dedi ki artık park edilmiş araçlar da olmayacağı için bizim vizyonumuzda dedi. Ve bu maliyeti o kadar düşürecek ki dedi. Yani şu andaki toplu taşımadan bile daha ucuza gelecek yani. Ve park edilen araç olmayacağı için parklar bütün o bizim otoparklar
yani bütün şehirlere yayılan bir sürü otoparkları düşün. Hepsini yeşil alan olarak değerlendireceğiz dedi. Hepsi yani eğer bu vizyon gerçekleşirse, çünkü araç hiçbir zaman park edilmeye gerek durmayacak ki zaten. Yani şarj edilecek hızlıca. Dolayısıyla hiç durmadan senin için 7/24 çalışan bir araba zaten park edilmeye ihtiyaç duymadığı için bu park alanlarının da %90'ı falan tamamen ortadan ihtiyaç kalmayacak yani. Otoparklar ortadan kalkacağı için bunlar da yeşil alan olacak. Dolayısıyla geleceği tasarlama adına inanılmaz bir vizyondu bence. RoboVan dedi, 20 kişi bir RoboVan geldi sonra prototipten, 20 kişi birden indi orada. Aynı şekilde kendi kendine giden 20 kişilik araçlar da yapacağız dedi. Buna da RoboVan dedi. Asıl gecenin sürprizi ise Optimus robotlar, Tesla botlardı. Bu robotları tanıttı. Bir parti yapacağız dedi. Zaten gecenin şeyse teması V-Robot değil mi? V-Robot. Yani bu Asimov'un I-Robot'una atıfla V-Robot dedi bütün bu gece. Ve orada bu robotlar dans etmeye başladı. Sonra bir şeye geçildi. Başka bir Westworld denen bir yere geçildi. Westworld dizisine de atıfta bulunuyordu. Ve orada garson robotlar herkese içecek servisi yaptılar. Bakın. Ve herkesle muhabbet etmeye başladılar bu robotlar. Tarihte ilk defa böyle bir şey. Tabii burada şöyle bir şey var. %100 kendileri otonom olarak hareket etmiyordu bu robotlar. İnsanlar tarafından kontrol hala edildikleri ortaya çıktı. Ama buna rağmen çok büyük bir kısmı otonom hareket ediyor. Robotun bütün o koordinasyonu, hareketleri falan. Dolayısıyla bu robotlar yakında, eğer bu mühendislik problemlerini tam çözebilirlerse, tam olarak her şeyi yükleyebilirlerse yapay zekayı, şu anda yapay zeka tam yüklenmiş değil. O zaman inanılmaz bir şekilde bu robotlar da arkadaşlar sizin için inanılmaz bir gelir kaynağına dönüşecek. Bu robotları da biz 30 bin dolara falan satacağız diyor. Şimdi düşünün, 30 bin dolara bir Optimus robot, Tesla botu aldığınızı düşünün arkadaşlar. 7 gün 24 saat senin için aynı özel taksi gibi senin çalışanın olacak. 7 gün 24 saat sen bunu çalıştırabilirsin. Köle gibi çalışabilir senin için. Ve bu robot muhtemelen 30 bin dolar alacaksın ama senelik maaşı bu robotun zaten 40 bin dolar, 50 bin dolar, 60 bin dolar çok rahat kazanır yani bu robot senede. Dolayısıyla yatırım açısından düşündüğünüzde eğer bu robot, böyle bir robot çıkarsa inanılmaz şekilde buna akın edecek diye düşünüyorum ben. Sadece bireyler değil, şirketler de buna akın edecekler. Çünkü robot 30 bin dolar maliyeti var ve senede en az 60 bin 70 bin dolarlık bence maaş alabilecek kadar iş yapabilecek. Çünkü yorulmak ne bilmiyor, 7/24 çalışabiliyor ve her işi yapabiliyor. Ve insandan çok daha verimli kullanılabilecek. Dolayısıyla bu robotlar arkadaşlar geliyor. Çok hızlı gelecekler ve buna biz hiç hazır değiliz. Ve bu gecede bu Elon Musk'ın muhteşem organize etti. Bu gecede buna dair de böyle ilk şeyleri, verileri de görmüş olduk. Nasıl bir şey olacağına dair. Ama arkadaşlar bence gelecek adına, mesela ben bir yatırımcı kafasıyla inanılmaz yani. Düşünsene sen paran var, hisse senedi almak yerine mesela 10 tane Tesla arabası alıyorsun kendi kendine giden ve taksi filon oluyor. Düşünsene mesela taksi filon da kendi kendine her şeyi, bakımı, onarımı, bütün her şeyi, servisi, şoförü, her şeyi içinde. Düşünsene yani 7 gün 24 saat sana değer üretiyor, Uber yapıyor gece gündüz mesela. Yani inanılmaz, zaten kendi kendini çıkarır diye düşünüyorum. Her araç 30 bin dolar olsa yani 1-2 senede kendi kendini çıkarır yani. Hiçbir yatırım bu kadar hani karlı olmayabilir. Dolayısıyla bu yani yatırımcı açısından da bence inanılmaz bir potansiyel. Hayatımızı dönüştürme açısından da inanılmaz bir potansiyel. Tarihi bir geceydi bence. Ancak şöyle bir şey oldu. Elon Musk tabii ki net rakamlar ve tarihler vermediği için ve şu ana kadarki track record'ında da böyle sürekli sözlerini yerine getiremediği için piyasada ciddi bir güvensizlik var Elon Musk'a karşı. Gene atıyor falan diye düşünen yatırımcılar çok oldu. Bir de bu robotların yapay zeka yüklenmediği, insanlar tarafından kontrol edildiği ortaya çıkınca bunun getirdiği hayal kırıklıkları. Birkaç tane hayal kırıklığı birden var yani. Bir sürü şey sorgulanıyor şu anda. Bütün bunlardan sonra da Tesla'nın hisse senetleri %5-6 falan düştü hatta. Bu bence bir alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Ben
imkanım varsa Tesla'nın hisse senetlerinden mutlaka almak istiyorum. Sadece olay şu, otomotiv sektörü çok acayip yani rekabetçi bir sektör. Kendi kendine giden araçlar, işte elektronik otomobiller inanılmaz şey. Rekabetçi bir sektör ve bu alanda çok fazla şey var, firma var. Özellikle Çin'in de çok böyle ucuza büyük inovasyonları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biraz böyle riskli bir yolculuk ama ben Tesla'nın böyle gelecekte bu robot sektöründe de, otomotiv sektöründe de geleceği dönüştüren en büyük güçlerden biri olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunu bir alım fırsatı olarak değerlendiriyorum ben kendi adıma. Şimdi bütün bunlar yaşanırken arkadaşlar böyle bir Japonya'da Iron Man gerçek oldu diye haberler okumaya başladım. Iron Man gibi bir suit var. O çok büyük bir suit. İnsan içine girdiği zaman onu kontrol edebiliyor ve çok hem bir araca dönüşebiliyor hem de o dev bir Iron Man giysisi gibi size zırh olabiliyor. Bir sürü işleri de, ağır işleri de bu şekilde yapabiliyorsunuz bu robot sayesinde. Japonya bunu ortaya koydu. Çin'de bir haber vardı. Çin 200 kilometrelik mi ne bir otoyolunu insansız olarak inşa etti ilk defa. Yani tamamen makinalarla, araçlarla, robotlarla 200 kilometrelik bir yol inşa edebiliyor Çin. Zaten Çin altyapı denince altyapıyla ve yapay zeka altyapısıyla dünyada gerçekten lider olmayı başardı. Amerika'nın önünde gidiyor şu anda. Yani yapay zeka altyapısı dediğimizde rakipsiz şu anda. Ve bu altyapı projelerini, inşa, dev ölçekli projeleri falan yapay zeka ile, robotlarla, otomasyonla yöneten bir ülke haline geldi. Dolayısıyla Almanya'yı bile sollayacak hale geliyor şu anda Çin. Endüstri 4.0'ın asıl merkezi bence Almanya'dan öte artık Çin olmaya başladı diye düşünebiliriz yani. Zaten arkadaşlar TikTok'ta falan öyle videolar görüyorum ki aklım hayalim duracak gibi oluyor. O Çin'in geleceğe dair şeylerini, vizyonunu görebileceğiniz şehir videoları geliyor önüme sürekli. İşte Shenzhen'in videosu, Şangay'dan videolar, o şehirlerde insanlar nasıl yaşıyor, bunların videoları sürekli TikTok'ta önüme düşüyor arkadaşlar. Ve TikTok'ta inanılmaz videolar çıkıyor önüme. Ve bunlar gerçekten Çin'in şu anda bile 50-60 sene bizden ileride yaşadığını kanıtlar nitelikte. Yani şu anda bile cep telefonundan her şeyi çözebilen WeChat'le inanılmaz 30 tane aplikasyonun, platformun işlerini bir arada yapabilen inanılmaz bir Çin var şu anda. Ve bu Çin arayı açtıkça açıyor. Daha da fazla açacak. Aynı şekilde Amerika arayı açtıkça açıyor. Daha da fazla açacak. Yani bu robotlar, yapay zeka devrimi inanılmaz hızla gelişiyor arkadaşlar. Biz farkında değiliz belki ama bu OpenAI dev yatırımlar almaya devam etti. 150 milyar doları geçti. Değil mi? Şu anda 150 milyar doları geçti OpenAI'ın değerlemesi. Aynı şekilde Cloud da çok hızlı geliyor. Cloud gibi rakipleri de çok hızlı geliyor bir taraftan. Bir taraftan Nvidia kendi modelimizi ürettik dedi. Bir taraftan Meta, biz de varız dedi bu yarışta. Meta da anonslar yaptı. Bir taraftan ne oldu? Meta ile Snap birbirleriyle acayip amansız bir rekabet halindeler Metaverse üzerine. AR ve VR sistemleri üzerine yeni gözlük ürettiler. Ve Orion diye bir gözlük üretti Meta. Ve bu Orion yarının dünyasında avatarınızla sizin işte bu sanal gerçekliklerde, Metaverse'de seyahat etmenizi sağlayacak. Onun altyapısı gelişiyor bir taraftan çok hızlı bir şekilde. Şimdi başka neler oldu? İşte Nobel ödülleri verildi. Nobel Fizik Ödülü yapay zeka alanında verildi. Jeffrey Hinton'la John Hopfield. İkisi de machine learning ve işte neural networks, yapay zekanın öncüleri. Dolayısıyla asıl bütün ödüller de artık yapay zekaya gidiyor diyebiliriz. Kimya ödülüne bakalım. Bakın bunun en önemli, dünyadaki en prestijli Nobel Kimya Ödülü kime gitti? Demis Hassabis'e gitti. Google'a gitti yani. Google'ın yapay zekası AlphaFold sayesinde kazandılar bunu. Dolayısıyla artık arkadaşlar Nobel ödüllerini dahi yapay zeka ile ilgili bütün gelişmeler kazanıyor farkındaysanız. Başka ne oldu? Darren Acemoğlu hocamız sağ olsun, tebrik ediyoruz. Ekonomi Nobel'ini aldı diğer yazar arkadaşlarıyla beraber. Müthiş bir başarı tabii ki. Ve yani Darren Acemoğlu hocamız ne diyor? 30 senedir. Ben de çok severim, takip ederim.
ve dünyanın en iyi ekonomistlerinden biridir zaten. 30 senedir, 40 senedir adamın yaptığı araştırmanın özü şu. Kurumların kalitesi diyor adam. Bas bas bağırıyor. Kurumların kalitesi. Bir ülke diyor. Bir ülke ekonomisini iyileştirmesi için geleceğini, pardon kedim orada delirdi yani. Geleceğini ilerletmesi için mutlaka ve mutlaka kurumların kalitesine yatırım yapmalı. Kurumların inovasyon kalitesine yatırım yapmalı ve kurumların kalitesini arşa uzaya çıkarmalı. Acemoğlu bunu söylüyor ve bununla Nobel alıyor. Ne yazıktır ki biz son 30 senedir tam tersine bir yol gidiyoruz. Yani bütün dünya bu kadar gelişme oluyor arkadaşlar ve bunlar birkaç günde olan şeyler. Başka neler oldu? Ha bir de SpaceX. SpaceX de inanılmaz harikalar yaratıyor SpaceX. En son Mars'a gidecek füzenin o booster'ı başarılı şekilde yeniden kullanılabilir şekilde geri döndü. Son denemelerde inanılmaz bir inovasyon geliştirildi orada. Olmayacak bir şeyden inanılmaz bir izlemesi de acayip bir şeydi. Heyecanlıydı. Herkes buna bayıldı. Elon Musk yine orada da tarihi yazdı arkadaşlar. Bu da tarihi bir gelişme bir taraftan. Şimdi Mars'a gidiş ve uzaya yayılma, dev füzelerin yapılması bu alanda da çok büyük gelişmeler bir yandan devam ediyor. Şimdi başka neler oldu? Russell 2000 indeksi inanılmaz şekilde artmaya devam ediyor. Yani Russell 2000'deki daha küçük şirketler, startuplar inanılmaz böyle unicornlar hızlanmış durumda Amerika'da. İnovasyonun kalitesi Amerika bu inovasyondaki öncülüğünü giderek genişletiyor. Şimdi daha bir sürü ben yani Texas'ta ne oldu? 3D otel açıldı. 3D printed otel açıldı arkadaşlar. İnsanın DNA'sı işte kristale saklandı ilk defa. Yok işte daha bunun gibi arkadaşlar daha beynimde tutamadığım, unuttuğum böyle 20-30 haber daha okudum ve inanamıyorum kendime ve dünyaya ve bu kadar fazla gelişme oluyor ki Instagram'a girsem ayrı gelişmeler. X'e girsem Twitter'a apayrı oradan yeni şeyler öğreniyorum. TikTok'ta ayrı şeyler öğreniyorum. İşte YouTube'da ayrı şeyler öğreniyorum. Bir taraftan bu global medyada ayrı şeyler öğreniyorum. Yani o kadar fazla arkadaşlar şey var ki, gelişme var ki ve o kadar hızlı gelişmeler bizi takip ediyor ki yani artık hakikaten gelecek inanılmaz hızlı şekilde geliyor. Robotlar çok hızlı geliyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına çok hızlı girecek yani. Binlerce startup unicorn kuruluyor. Yarının Uber'leri, Airbnb'leri çoktan kurulmaya başladı. Şu anda bir yerlerde faaliyet gösteriyor. Bir kısmı da daha kurulmadı ve kurulmayı bekliyor. Şimdi inanılmaz bir Rönesans çağında Cambrian Explosion yaşanıyor. İnanılmaz bir inovasyon patlaması. Tarihte hiç olmadığı kadar inovasyonun böyle zirve yapacağı bir döneme girdik arkadaşlar. Ve bu dönemde bütün meslekler tamamen dönüşerek yapay zekayla eklemlenecek. Ve siz yapay zekayla, robotlarla beraber çalışmak zorunda kalacaksınız. Çok yakın bir dönemde. Şimdi bütün dünya bu şekilde bu gelişmeleri konuşuyor arkadaşlar. Bir tarafta Nvidia'dan da biraz bahsetmek lazım. Nvidia da inanılmaz şeyler başarıyor. Blackwell GPU'ları, architecture'ı, mimarisi, yapay zeka çiplerini tamamen yapay zekadaki bütün bu çipleri lider ele geçiren firma olarak artık bu çiplerdeki liderliğini tamamen dominasyona dönüştürdü, monopole dönüştürdü hatta. Hatta ve hatta Intel artık tepe taklak gidiyor Intel yani. Kendisini yenileyemediği için Nvidia bütün pazarı ele geçirdi ve Nvidia hisse senetleri durmak bilmiyor. Nvidia 3,5 trilyonu zorluyor şu anda. Aynı şekilde Microsoft bir şeyle anlaştı. Bu çok dev bir enerji ihtiyacı var. Bütün bu yapay zekanın inanılmaz bir enerji ihtiyacı var. Bill Gates de bunun şeyden karşılanması gerektiğini düşünüyor. Nükleerden. Dolayısıyla bir nükleer santralle falan anlaşma yaptı. Çok büyük bir nükleer yatırımına girdi Microsoft. Microsoft'un değeri de şu anda 3 trilyonu geçti. Arkadaşlar Apple ne yaptı? Apple da boş durmuyor. Apple Intelligence. Yapay zeka bütün araçlarını, bütün cep telefonlarına aktarılacak şekilde, bütün ürünlere aktarılacak şekilde Apple Intelligence'ın altında toparlamaya çalışıyor. Biraz Apple geriden geliyor ama o arayı kapatmak için inanılmaz yatırımlar yapmaya çalışıyor bir taraftan. Meta dört koldan yapay zeka
Meta'nın geleceği biziz demek için inanılmaz atılımlar yapıyor. Meta'nın hisse senedi de aldı başını gitti yani şu anda. Google aynı şekilde gelecekte yapay zekada biz varız dercesine. Kimya ödülünü dahi bize aldık yani diyorlar bakın. Yani bu Demis Hassabis'ten DeepMind'dan tutun da pek çok Google'ın elinde bir sürü koz var yani kullanabilecek. Hepsinde biraz geri kaldı ama ne yapacağı hiç belli olmayacak bir yani çok sürprizlere açık bir firma. Amazon şu anda tekliyor. Neden tekliyor? Çünkü bu ciddi rakipleri Temu çıktı değil mi? Temu pazar payını 10 katına çıkarttı. Amazon'un ciddi bir rakibi haline geldi. Meta da Çin'deki gelirlerini bayağı kat kat arttırdı. Dolayısıyla Amazon biraz zor günlerden geçiyor. Ama hisse senedi şu anda toparlandı mesela. Yani ama Amazon da bu yarışta ben de varım demek istiyor falan. Böyle bu, arkadaşlar yani bunları ben takip edebilecek kadar beynim yetmiyor. İnanın zamanım da yetmiyor. Sadece meraktan böyle bir üzerine merak etsem, okusam, araştırsam daha kim bilir neler öğreneceğim. Ama vaktim yok arkadaşlar. Ben sadece amatör gördüm, duydum, okuduğum şeylerden size aklımda kalanları aktarıyorum. Belki bu da olan şeylerin çok az bir kısmı. Bütün dünya böyle bunları konuşuyor arkadaşlar. Onlar çıktı Ay'a, biz yine kaldık. Nasıl kaldık yaya? Türkiye'nin gündemine dönelim. Türkiye neyi konuşuyor? İşte bu narin kadın cinayetleri, korkunç cinayetler, bu inseller, kadınlardan nefret eden, bu internette örgütlenen, karanlık webde falan birbirini gaza getiren gerizekalı ergenuslar, gerizekalı psikopatlar, Dexter'lar böyle organize olup böyle kadınlara şiddet gösteren, böyle korkunç eğitimsiz, uyuşturucunun bataklığında, kötü alışkanlıkların bataklığında, işsizliğin bataklığında, eğitimsizliğin bataklığında bir Türk gençle yetişiyor bir taraftan. Korkunç şeyler konuşuyoruz. Sokak hayvanları katlediliyor bir taraftan Gebze'de, başka yerlerde. Acımasızca katlediliyor ve bu belediye eliyle, devlet eliyle yapılıyor hatta. Korkunç bir şey. Katliam bu konuda devam ediyor. Kadınlar bir yandan katlediliyor. Devlet hiçbir şey yapmıyor. Ceza indirimi falan filan. Yani bu kadar Türk devletinin, hükümetinin bu kadar böyle güçsüz olduğu başka bir dönem var mıdır ya? Bu kadar rezil bir durumda olduğumuz başka bir dönem herhalde yaşanmamıştır. Ne sınır güvenliğimiz var, ne efendimiz kadınlara sahip çıkabiliyoruz, ne canlara sahip çıkabiliyoruz, ne hayvanlara sahip çıkabiliyoruz, ne insanın can güvenliği var, ne hayvanların can güvenliği var. Böyle bir herkes birbirinin malının çökme peşinde. Zaten ülkemizin tarihi mala çökme tarihidir yani. Türkiye'nin tarihine bir bakın. Onun malına çök, bunun malın, Ermenilerin malına çök, azınlıkların malına çök, Rumların malına çök. Bütün tarihimiz bunlarla dolu zaten. Utanç vesikaları. Hala da kimin malına acaba şimdi çökebiliriz? Kendi artık malına çökebilecek başka azınlık kalmadı. Dolayısıyla kim olacak? Kendi vatandaşının malına çökeceksin. Kimi gözlerini kestirdiler? İşte köfteci Yusuf. Ya kendi markan ya bu senin. Kendi ülkenden çıkmış başarılı bir markan ya senin. Bilmem 300 tane şubeye erişmiş en başarılı Türk markası ya bu. Yok neymiş efendim, katakulli, kaos, kumpas, bir mafyavari yapılanmalar. Bunlar bir tuzak kurmuşlar. İçinde bunun devletin içinde de bir şeyi var. Komplocu bir ekip var, bir taraftan devletin içinde, bir taraftan tedarikçileri, bir taraftan firmanın içine sızmışlar. İşte yok domuz eti kullanıyormuş bilmem neymiş. Ben kesinlikle bu şeyleri, iddiaların asılsız olduğunu düşünüyorum ve tuzak kurulduğunu, komple kurulduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sen bir yandan İsrail'e lanet okuyorsun güya, ondan sonra ülkedeki Starbucks'ın, McDonald's'ların, ortaklarının önünü açıyorsun. Yabancı sermayenin önünü açıyorsun. Onlar aman onlara hiç dokunma. Onlar işlerini düzgün yapabilsinler. Çünkü onların mafyavari, yerel ortakları hükümetle kanka. Ama sen bu özbez bu topraklardan çıkmış işte köfteci Yusuf'a çökmeye çalış yani bu şekilde. Yazıklar olsun ya. Böyle bir rezalet de yani görülmemiştir yani. Hani neresinden tutsan elinizde kalıyor ya. Kredi kartına ne geldi? Kredi kartlarına vergi. Ulan bunlar kredi kartı limitine göre 750 TL ödenecekmiş. Savunma payına gidecekmiş.
Ulan böyle bir saçmalık nerede görülmüş olabilir ya? Bu nasıl bir devlettir yani? Bu her şeyden çökelim, her şeyden bir vergi alalım, herkesi kazıklayalım, herkesin üstüne binelim. Ve olan kim oluyor? Her zamanki gibi vatandaşı, Türk vatandaşı oluyor. Zaten enflasyonun altında inim inim inleyen bir Türk vatandaşı var. Korkunç sefalet içerisinde. Bir de üzerine daha ekstradan gırtlağına biraz daha çökelim, biraz daha böyle ümüğünü sıkalım, ümüğünü sıkalım. Yani böyle bütün Türk vatandaşlarında olan azıcık yaşam sevinci bile bu şekilde boğularak, ya zaten sokakta adalet yok. Suçlular ceza almıyor. Mafyavari yapılanmalar her şeyi ele geçirmiş. Uyuşturucu sokaklara, okullara kadar inmiş. Eğitim sistemi çökmüş. Vasatistan'a dönmüş her şey. Liyakat desen hak getiren. Her şey torpil. İş gerçekten kaliteli olmaya çalışan insanların önüne bin türlü engel koyuluyor. Ondan sonra işte bu, eğer arkanı sağlam bir yere yasladıysan tamam, o zaman rahatsın. Ama arkan sağlam değilse o zaman yandın, parçalarlar seni. İşte bu köfteci Yusuf yaptıkları gibi yani, parçalarlar seni. Parçalarlar yani. Ve bütün bunların böyle devlet eliyle yapılması. Türk devletinin bu kadar böyle hoyratça, kazıkçı, böyle bu kadar imajı yerlerde bir devlet düşünemiyorum yani. Bu kadar, ve bunları söylediğim için de çok üzgünüm yani. Bu günleri, bu kadar bu günleri görmemeliydik ya. Türk insanı bunlara layık değil yani. Yazıklar olsun. Bütün dünya nelerle uğraşıyor? Dünyadaki baş döndürücü, göz kamaştırıcı gelişmelere bir bakın. Bir de bizim nelerle uğraştığımıza bakın ya. Yazıklar olsun yani. Onlar nasıl çıktı aya, biz nasıl kaldık yaya. Bu da vesikası olsun yani. Bugün de tarihe bu şekilde not düşmek istiyorum. Yazıklar olsun.